Yapılan ziyaretler sonucunda açlık grevine başlayan mahpusların ortak taleplerinin İmralı Ada Hapishanesi'nde mutlak tecritte tutulan Sayın Abdullah Öcalan'ın tecrit koşullarının sonlandırılması ve her mahpusa tanınan aile ve avukat görüş hakkının Sayın Abdullah Öcalan'a da tanınarak yasal haklarının kullanılmasına izin verilmesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca tüm hapishanelere sirayet eden tecrit ve kötü muamelenin de son bularak Kürt sorununun demokratik yollarla çözülebilmesi için adım atılması da mahpusların talepleri arasındadır. Şu an hali hazırda 14 hapishanede açlık grevleri devam etmektedir. Hapishanelerde açlık grevlerinden bu yana mevcut durum ve yaşanan hak ihlalleri özetle şu şekildedir. Edirne FETB Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede toplamda 30-35 arası mahpusun, siyasi mahpusun bulunduğu, 10 mahpusun dönüşümlü olarak açlık grevine gireceği belirtilmiştir. Açlık grevine giren mahpusların idare tarafından her gün düzenli olarak tansiyon ve nabız ölçümlerinin yapıldığı, yine idare tarafından vitamin ve iaşelerin verildiği aktarılmıştır. Açlık grevi sonlanan mahpuslara özel bir diyet programı uygulanmadığı aktarılmıştır. Tekirdağ Birinoğlu FETB Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede 4'er mahpusun 10'er gün süreli dönüşümlü açlık grevi başlattıkları aktarılmıştır. Greve giren kişilere 1 ay süreli bazı etkinliklerden alıkoyma disiplin cezasının verildiği, açlık grevine giren veya girecek mahpusların arasında daha önce uzun süreli açlık grevi yapan mahpusların da olduğu belirtilmiştir. İdare tarafından vitamin ve iaşelerin verildiği, grev sonunda bir gün lapa verildiği, akabinde normal yemeklere dönüldüğü aktarılmıştır. Tekirdağ İkinoğlu FETB Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede toplam 60 siyasi mahpusun bulundu. Birinci grup olarak 4 mahpusun 10 gün süreli dönüşümlü, 7 Aralık tarihinden itibaren ise 3'er mahpusun 10'ar gün süreli dönüşümlü olarak açlık grevine girdikleri, idare tarafından greve giren mahpuslara 1 ay süreli bazı etkinliklerden alıkoyma disiplin cezasının verildiği aktarılmıştır. Açlık grevine giren veya girecek mahpusların arasında daha önce uzun süreli açlık grevi yapan mahpusların da olduğu, idare tarafından vitamin ve iaşelerin verildi. Grevden sonraki gün bir öğün haşlanmış patates ve yumurta verildi. Daha sonra normal öğünlere dönüldüğü aktarılmıştır. Tekirdağ İkinoğlu TTP Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede toplam 12 siyasi mahpusun olduğu, birer kişinin dönüşümlü olarak 10 gün süreli olarak greve katılacağı aktarılmıştır. Greve giren kişilere 1 ay süreli bazı etkinliklerden alıkoyma disiplin cezasının verildiği, açlık grevine giren veya girecek mahpuslar arasında daha önceden uzun süreli açlık grevi yapan mahpusların da bulunduğu, idare tarafından vitamin ve iaşelerin verildiği, grevden sonraki gün diyet yemeği verilmediği aktarılmıştır. Marmara İkinoğlu LTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede toplam 8 siyasi mahpusun olduğu, 4'er kişinin dönüşümlü olarak 15 gün süreli olarak greve katılacağı aktarılmıştır. Greve ilişkin olarak infaz koruma memurlarının açlık grevinde olan bir mahpusun revire giderken fırında sıcak börek var şeklinde sözlü olarak ve psikolojik olarak şiddet uyguladığı tarafımıza aktarılmıştır. Açlık grevine giren veya girecek mahpusların arasında daha önce uzun süreli açlık grevi yapan mahpusların bulunduğu ve yine mahpuslar idare tarafından vitamin ve iaşelerin verildiği ancak diyet programlarının uygulanmadığı aktarılmıştır. Marmara Üçnoğlu LTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede toplam 11 siyasi mahpusun bulunduğu, İkişer kişi şeklinde dönüşümlü olarak 7 gün süreli greve katılacakları aktarılmıştır. İdarenin mahpusların açlık grevine başladıktan sonra mahpuslara yönelik tutumunda değişiklik olduğu, kötü muamele ve tehdit söylemlerinde bulunulduğu aktarılmıştır. Açlık grevine giren mahpusların koğuşlarından alınarak birbirinden uzak, ayrı ve tekli hücrelere açlık grevleri süresince götürüldükleri de aktarılmıştır. Marmara Beşnoğlu LTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, hapishanede toplam 66 siyasi mahpusun olduğu, her 3 odada
Her üç odada da açlık grevine ikişer kişinin dönüşümlü olarak 10 gün süreli olarak katıldıkları aktarılmıştır. Greve giren kişilere bir ay süreli bazı etkinliklerden alıkoyma disiplin cezasının verildiği, mahpusları idare tarafından vitamin ve iaşelerin verildiği, ancak grevi sonlanan mahpuslara diyet yemeği verilmediği aktarılmıştır. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, hapishanede 21 mahpusun olduğu, açlık grevi süresince 9 kişinin açlık grevi eylemine katılacağı, birer kişi dönüşümlü olarak ve 9 gün süreli olarak greve katılacakları aktarılmıştır. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda toplamda 27 siyasi kadın mahpus bulunmaktadır. Toplamda 9 kişi dönüşümlü olarak 10 gün süreyle açlık grevine katılacakları aktarılmıştır. İdareye açlık grevine başlanılacağının bildiriminin yapıldıktan hemen sonra disiplin cezası mahpuslara tebliğ edilmiştir. Mahpuslara açlık grevinin 5. gününden sonra iaşe ve vitaminler verilmeye başlanmıştır. Açlık grevini sonlandıran mahpusa sadece ilk gün diyet yemeği verildi, daha sonra verilmediği aktarılmıştır. Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da yine hapishanede 22 siyasi mahpusun bulunduğu, 9 kişinin açlık grevi eylemine katıldığı 10 gün süreli ve dönüşümlü şeklinde açlık grevine giren mahpusların bir ay etkinlikten men disiplin cezası aldıkları aktarılmıştır. Aralarında uzun süreli daha önceden açlık grevine giren mahpusların bulunduğu da aktarılmıştır. Açlık grevine giren mahpuslara vitamin ve iaşelerin verildiği ve açlık grevine giren mahpuslara diyet yemeklerinin verilmediği aktarılmıştır. Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 10 gün süreli ve dönüşümlü toplam 9 mahpusun greve katıldığı aktarılmıştır. Açlık grevi nedeniyle herhangi bir vitamin ve mineral desteğinin verilmediği aktarılmıştır. Mahpusların revirden talep etmesi halinde B12 vitamini veya demir, çinko, mineral takviyesi yapıldığı aktarılmıştır. Kandıra Binoğlu Fethi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda da hapishanede toplamda 63 siyasi mahpusun olduğu, 8 kadın mahpusun, 16 erkek mahpusun açlık grevine süreli ve dönüşümlü olarak katıldığı aktarılmıştır. Açlık grevine giren mahpusların odalarında aramaların sıklaştığı, kitap, defter gibi eşyalarına el konulduğu, açlık grevine katılanlara disiplin soruşturması açıldığı, idare tarafından vitamin ve iaşe takviyelerinin verildiği aktarılmıştır. Kandıra İkinoğlu Fethi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda hapishanede toplam 32 siyasi mahpusun bulunduğu, 10 mahpusun açlık grevi eylemine katıldığı, birer kişi dönüşümlü olarak 10 gün süreli olarak açlık grevi eylemine katıldıkları aktarılmıştır. Greve giren kişilere yine disiplin soruşturması başlatıldığı, odalarda aramaların sıklaştığı, günde 2 kez arama yapıldığı, açlık grevine ve giren veya girecek mahpusların arasında daha önce uzun süreli açlık grevi yapan 15 mahpusun bulunduğu, mahpusların haftada 3 kez revire çıkarılarak tansiyon ve şeker ölçümlerinin yapıldığı, vitamin ve iaşelerin verildiği, diyet yemeklerinin verilmediği aktarılmıştır. Bolu Fethi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da hapishanede yaklaşık 130 siyasi mahpusun bulunduğu, mahpusların 5'er günlük 3'er kişilik gruplar halinde süreli dönüşümlü olarak açlık grevine başladıkları aktarılmıştır. Açlık grevini ilk başlayan grubun odalarına baskın aramaların yapıldığı, tüm yazı, dergi, kitap, mektup vesaire gibi yazılı dokümanlara ve kişisel eşyalara el konulduğu, açlık grevinden sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpusların havalandırma sürelerinin 4 saatten 1 saate düşürüldüğü aktarılmıştır. İnfaz koruma memurları arama sırasında odada bulunan gıda malzemelerinin açlık grevleri için stoklandığı şeklinde itham altında tuttukları tarafımıza aktarılmıştır. Açlık grevine giren mahpuslara disiplin soruşturması başlatıldığını, açlık grevine giren mahpuslara tuz, limon, şeker gibi iaşelerin verildi ancak vitaminlerin verilmediği tarafımıza aktarılmıştır. Vitamin talep eden mahpusların açlık grevinin 5. günde vitamin taleplerinin karşılandığı yine tarafımıza aktarılmıştır.
Ve yine diyet yemekleri açlık grevini sonlandıran mahpuslara verilmediği de tarafımıza aktarılmıştır. Sonuç olarak hapishanelerde Sayın Abdullah Öcalan'a yönelik mutlak tecridin sonlandırılması, Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt meselesinin demokratik yöntemlerle çözümü için adım atılması amacıyla 27 Kasım'dan itibaren süreli ve dönüşümlü hapishanelerde açlık grevi eylemi başlatılmıştır. Eyleme katılan mahpus sayısı hapishaneden hapishaneye değişiklik gösterse de mahpuslar 1-6 kişi arası gruplar halinde 5-15 gün arası sürelerle süreli dönüşümlü açlık grevi yapmaktadırlar. Mahpusların talebi ise Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile Anayasa ve Ceza İnfaz Kanunu'nda güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler doğrultusunda Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki hukuka aykırı mutlak tecritin ve tüm hapishanelere yayılan tecrit politikalarının ve hak ihlallerinin son bulması, Sayın Öcalan'ın ailesi ve avukatları ile görüşmesinin sağlanmasıdır. Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamalara göre Sayın Abdullah Öcalan 25 Mart 2021 tarihinden beri ailesi ve avukatları ile görüştürülmemektedir. Bu mutlak tecrit durumu iç hukuk mevzuatlarına aykırı olduğu gibi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararlarına göre işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir. Açlık grevine giren mahpuslar arasında çok sayıda önceki dönemlerde uzun süreli açlık grevine giren mahpuslar bulunmaktadır. Hapishane koşulları da düşünüldüğünde söz konusu grev mahpusların sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple mahpuslar daha fazla hak ihlaline uğramadan, herhangi bir yaşam hakkı ihlali olmadan açlık grevinin son bulması için Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride son verilmesi gerekmektedir. 35 gündür de adalet nöbeti başlamış durumda. Ailelerin talepleri içerideki mahpus arkadaşların talepleridir ve bu talepleri cevap olmak için de adalet nöbeti başlatılan bir eylemdir. Bizim bir çağrımız olacak, MATU Haydar olarak bir çağrımız olacak. 35 gündür devam eden adalet nöbetini tüm toplumun sahiplenmesi ve tüm toplumun bu duyarlılığı göstermesidir. Bizler de inanıyoruz ki bu çağrımız ses bulacaktır, toplumsallaşacaktır. Öncelikle 3 yıldan fazladır Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için başlatılan adalet nöbetinin cevap olması, ses olması için nöbetin başlatılması ve toplumsallaşmasıdır. Hep birlikte buna sahip çıkarak bu tecriti ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.